Bu şu anda Türkiye'de dramatik bir durum. Adalet Bakanlığı'nın kayıtları. İcra takibine verilmiş olan 28 milyon yurttaşımız. Şu Halkbank'a baktığınız zaman bu kadar fakir fukaralığın, yoksulluğun niye olduğunu şöyle özetleyerek anlatıyoruz. Cari dönemde bankanın takip tutarı önceki yıllarına göre %22.7 oranında ve 1 milyar 166 milyon TL artış göstermiştir. Dönem içerisinde takibe aktarılan tutar ise önceki yıllara göre %53.5 oranında artmıştır. Buna karşılık takipten yapılan tahsilatlar ise önceki döneme göre %9.9 azalmıştır. İcra takibine verilen firmalara baktığınız zaman pazarlama grup yapısına göre takipteki kredilerde en büyük artış %52.52 ile KOBİ'lerdeymiş. Yani üreten, istihdam eden şirketlerdeymiş. Yani bir bakıyoruz ki cari dönemde kurumsal krediler diyor 40.5 artmış. Ne olmuş yani? Sayıştay'ın deyimini anlatalım. İhale bakanlıktan, ihale devletten. İhalenin parası da devletin bakanlığından, garanti de devletin bankasının hazinesinden, oradan. Peki ne olmuş sonra? Sonra yandaş parayı almış, bankaya borcunu ödememiş, almış manadasına götürmüş. İşte bilmem başka yerlere taşımış götürmüş parayı. Şimdi Enerji Bakanlığı'nı denetlemiş, TK'yi denetlemiş. Demiş ki 6 tane enerji santrali ihalesi verdiniz. Bu 6 tane enerji santrali ihalesinde aynen cümle şu. Diyor ki bu santrallerin yapılma olasılığı sıfırdır. Yarın açık sahalardaki kömür bitince kuyulardan kömür çıkarmayacaklar. Niye? Çünkü maliyeti çok yüksek. Ne olacak o zaman? TK'yi onlara kömür vermeyi garanti etmiş. O santralleri. Nereden verecek? O kuyulardan verecek. Nasıl verecek? Bugünkü maliyetlerinin belki de 2 katı, 3 katına verecek. Böyle bir soygun düzeni olabilir mi? Soygun düzeninin bir başka aşamasına gelelim. 2006 yılında Fakfuk Fon 500 bin ton kömür dağıtıyor. 2006. 2017 2.2 milyon. 2.2 milyon ton. 2017 dağıtılan kömür. Maliyet 100 lira. Peki hazineden alınan pay ne kadar? 420 lira. Son tarihteki rakam 480 lira. Bırakın attık 60 lirayı, 420'yi baz alalım. Ne kadar büyük bir yolsuzluk? Tam 1,5 milyar dolar. Halk Bankası'nda takipteki alacak miktarı 2,5 milyar dolar. Yalnızca Fakfuk Fon'da bir yılda vatandaştan dolandırılan para 1,5 milyar dolar. Devam edelim. Size bir tek şey hatırlatırım. Bir sahte belgeyle Gayrettepe 3. Havalimanı metrosunda 300 milyon dolarlık, 300 milyon euroluk bir yolsuzluk vardır. Tam 300 milyon euro. Bu yolsuzluğun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ve yarın mutlaka gidecektir. Bunları zaman aşımına uğraması diye bir şey asla aklınızdan geçirmeyin. Yüce Divan'da bu mutlaka masaya konulacaktır. Bir başka soru daha sorayım Sayın Bakan. Sizin döneminizde bu 21B'ye göre yapılan ihalelerin hangisinde 21B koşulları var? Size bunu ısrarla sorduk. Bunların hiçbirisine cevap vermediniz. 21B'deki ısrarınızın haklı kabul edilebilir vicdanı hukuki bir gerekçesini buraya geldiğinizde söylemenizi bekliyorum. Eğer 21B'ye ilişkin bu ülkenin hazinesini ipotek almaya devam edecekseniz Sayın Bakan, size çok özet bir şey söyleyeyim. Ben Yüce Divan'da çok avukatlık yaptım. Yüce Divan'ın merdivenlerini iyi bilirim. Ve bir ara bürokratlarınızla Yüce Divan'ı bir gezin. Hazır şimdi gitmişken bakan olarak gezin. Orada gelecekte neler olabileceği konusunda daha önemli bir adım atmış olursunuz. Bakın bunlar ne biliyor musunuz? FETÖ'nün el konulan havayolu şirketlerinin uçakları. Ne oldu bu uçaklar? Bu uçaklar yandaşlarınızın, bakanlarınızın altında. Çatır çatır AKP kongrelerinde bu uçakları kullanıyorlar. Ama parasını bu uçakların elektrik parasından, su parasından, gaz parasından ödeyen vatandaşın cebinden alıyorsunuz. Niçin satılmıyor bu uçaklar? Madem bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiştir, niçin satılıp bedeli hazineye irat kaydedilmiyor? 10 dakikadır bunların satılma bedelleri. Sayın Dışişleri Bakanı, size bir soru sordum. Soruya lütfen cevap verirseniz çok mutlu olurum.